Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artmasıyla birlikte Birlik Sağlık Sen basın açıklaması düzenledi. Kahramanmaraş ilimizin acilindeki silahlı bir saldırı ve aynı gün bir başka ilimizde hasta yatağında yatan vatandaşa silahlı bir şekilde ateş edilip gidilmesi. Tabii sağlıkta şiddet bugün başlamadı. Sağlıkta şiddet yıllardır devam eden bir konu ve bugüne kadar yetkililerimiz seyirci kalmaktan ileriye de maalesef gidemediler. Sağlıkta şiddeti önlemekte yetkililerimiz samimi olsalardı bugün sağlıkta şiddet büyük ihtimalle önlenmiş olurdu. Cezaların etkili olması, yaptırımlarının olması, şiddet uygulayan vatandaşların acil durumlar dışında sağlık hizmetlerinden ücretli faydalanması gibi durumlar olsaydı bugün sağlıkta şiddeti belki de biz çok ender konuşuyor olacaktık. Ama maalesef yetkililerimiz sağlıkta şiddetle ilgili bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamaktalar. Kahramanmaraş ilimizdeki sağlıkta şiddet olayında bir vatandaşın elini kolunu sallayarak hastane aciline girmesi pompalı tüfekle, oradaki arkadaşlarımızı tedirgin etmesi, şiddet uygulaması asla ve asla kabul edilemez. Ama daha halen tüm yetkililerimiz bu şiddeti seyretmekteler. Sağlıkta şiddeti önlemekte insanların önce yetkililerin samimi olması gerekir. Sağlıkta şiddet X-ray cihazlarıyla, beyaz kotla, gri kotla önlenmez. Ve şu an geldiğimizde çalışan arkadaşlarımızdan öğrendik ki bu hastanenin beyaz kot uygulaması da maalesef çalışmıyormuş. Sağlıkta şiddetle ilgili etkili yasalara acilen bekliyoruz. Biz yıllardır sağlıkta şiddeti dile getirdik. Ve değerli arkadaşlarım, bugün Kahramanmaraş'ta yaşanmış olan bu şiddet olayını bir milat kabul ederek bundan sonraki süreçte yargıyla hakkımızı aramaya karar verdik Birlik Sağlık Sen olarak. Bundan sonraki süreçte sağlıkta şiddetle ilgili zafiyeti olan yetkililerin hepsini de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Savcılığa suç duyurusunu neden dolayı bulunacağız? 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesinde der ki sağlıkta şiddetle ilgili yetkililer çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadırlar der. Bundan dolayı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz ve Şehir Hastanesi'nin başhekimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İnşallah yargımız bu konuda zafiyeti olanları ortaya çıkarır ve bununla ilgili de gerekli cezaları verir diye düşünüyoruz. Tabii sadece söz konusu olan Kahramanmaraş ilimizdeki bu hastanemiz değil. Türkiye'mizin her bir köşesinde, her bir ucunda, bucağında bu sağlıkta şiddet olayları yaşanıyor. Şu gördüğünüz iki tane sağlıkta şiddet olayı buzdağının görünen yüzüdür. Emin olun ki her gün onlarca, yüzlerce sağlıkta şiddet olayı yaşanmaktadır. Yüzlerce, belki de binlerce hakaret, küfür yaşanmaktadır. Bunlara birilerinin dur demesi lazım. Birilerinin bunun önüne geçmesi lazım. Herkes seyrediyor. Sağlık çalışanları motivasyonu bozulmuş. Ailesinin sıkıntıları, çocukların sıkıntıları bir yana. Bir de iş yerine gelirken ben ne zaman şiddete uğrarım diye bunun düşüncesiyle çekiliyorlar. Bunu yapmaya hiçbir kimsenin hakkı yok. Hükümeti yöneten en tepedekilerden en alttakilere kadar hiç kimse bunu yapamaz, yapmamalıdır. Bundan dolayı sağlıkta şiddetle ilgili gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. İlla ki bir olayın üzerine gitmek için bir hemşiremizin, bir doktorumuzun, bir sağlık çalışanımızın hayatını mı kaybetmesi gerekiyor? Emin olun ki şu silahlı saldırıda eğer basına yansımamış olsaydı o vatandaş ön kapıdan girip karakolun arka kapısından çıkacaktı. Bundan sonraki süreç hiç kimse için kolay olmayacak. Bundan sonraki süreçte Birlik Sağlık Sen olarak tüm illerimizde sağlıkta şiddet uygulayanlara ve sağlıkta şiddet uygulanmasında zafiyeti olanlara sonuna kadar arkasından gideceğiz, peşinden gideceğiz ve gerekli cezaları almaları için mücadelemizi devam edeceğiz.
Sağlıkta şiddet istemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Sağlıkta şiddete hayır, sağlıkta şiddete hayır, sağlıkta şiddete hayır.